şu an çok çok çıktık. Aynı oranda gaza dokunmayla. Üçüncü vitesi özellikle çıkartmıyorum. 3000 devire geldik. Beşinci vitesi attık. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Ümraniye Montaj ve Test Merkezi'ndeyiz. Sevgili Murat sağ olsun bizi ziyaret etti. VGT daha önce Suzuki aracındaydı. Onu sattıktan sonra Fiat Linea 1.3 dizel satın aldı. VGT'sini Suzuki'den Linea'ya transfer ettik. Ve direksiyonda Ulaş her zamanki gibi. Merhaba. Beni arkaya atıyorlar. Cevat Kelle arkadayım. Şimdi teste çıktık. Sevgili Murat, bu 1.3 ben açıkçası tasarruf umurumda değil, performans istiyorum dedi ama biz linealarda her ikisini de elde ettiğimizi biliyoruz. Kendisine evet. Onu söyledik. Bakalım ne olacak. Biz az önce bir battı çıktı, bilmiyorum görüntüde çıktı mı ama yok, standart battı çıktı. Ben çıktınız. Kendi egolarımı tatmin ediyordum. Kendimi kamera tatlıcı aldım. Evet, egolar en büyük düşmanımız. battı çıktı da biz 5. vitese girdik ve 5. vitese bitirdik. Şu an hala 5. vitese devam ediyoruz. Hızımız 90'a doğru gidiyor ve aynı oranda gaza dokunarak yapıyorum bu işlemi. Çekiyorum ayağım gazdan, bir daha dokunuyorum, çekiyorum, bir daha dokunuyorum, çekiyorum, bir daha dokunuyorum. Aynı oranda gaza basmayla hızımı katlıyorum. Şu an 110'lara çıktık, çektim ayağımı gazdan. Ve gazsız seyir sağlıyoruz. Devir saatimiz artık tutatuta iniyor. 90'a indim. Sanki 6. vites istiyor. Acaba roket yapsak? Tekrar dokunuyorum. Ayağımın ağırlığını bırakıyorum. 80'e indik. Battıya tekrar giriyoruz. Gazsızız. Tekrar dokunuyorum. Çektim ayağımı gazdan. 95'lerdeyken çektim. Yokuşu tırmandık ve şu anda 75'lerdeyiz. Tekrar dokundum ayağımın ağırlığıyla. Ortalama şey anlık tüketim görünmüyor galiba. Gözüküyordur muhtemelen. Yoğun akıcı dediğimiz bir trafik var. 5. vitesteyiz. Ben ayağımdan gazı çektim. Tekrar dokunuyorum. Önümdeki aracı yakalamak istiyorum. Çek dokunla. Kat sayısı vereceğim. Motor sesini iyi dinle abi. Tekrar dokunuyorum. Aynı oranda sabit basılı tutuyorum şu anda. Devrimiz yükseliyor. Ve çektim ayağımı gazdan. Çünkü ayağımı gazdan çekmediğim sürece asla yavaşlamaz araba. Tekrar dokundum. Takip mesafemi koruyorum. VGT'den sonra çok fren yapmaya zaten gerek yok. Ki Suzuki'den tecrübeli kullanıcısın. Bir daha çektim ayağımı gazdan. Tekrar dokunuyorum. Bir daha çektim. Şu an mecburen önümdeki trafik frene bastığı için frene sadece hafif dokundum. Tekrar dokunuyorum gaza. Önümüzde uzun ve yıpratıcı bir yokuş var. Birazdan başlıyor. Sevgili Volvo, çok yaklaşıyoruz sana ama... Performans demiştin abi. Doğrudur. Evet, yokuşta da onu göreceğiz. 4-5 yapsam mıydım diye düşündüm de iyi gidiyoruz aslında. (Gülüyor)
çek bas mantığıyla şu anda arabayı süratlendiriyoruz. Evet. Bu Şile yolunda ünlü Alemdağ yokuşundayız. Burası yorucu bir yokuş. Kesinlikle. Ve araba solluyoruz. Aynı oranda gaza dokunmayla. Fiyat lineer 1.3. 4'e çekeceğim. 5'te de bitirebilir. Aslında bırakayım 5'te bitirsin. 5'te biter. Ya. Biter. Sıkıntı yok. Hatta şöyle bir şey yapayım mı? Abi çekeyim ayağımı. Sıkıntı yok. Tekrar dokundu. Ayağı gazdan çekti Ulaş. Tekrar dokundu. 5. vitesteyiz. 1500'de bir artık zorluyoruz. Ama bitirdik. Abi vuruntu var mı araçta? Şu an için yok. Vuruntu yok. Kesinlikle yoktu. Yokuşu bitirdik. Trafik müsaade etti. Vitesi 5'ten 4'e düşürmeden yokuşu bitirdik. Evet. Şu anda 5'te gidiyor. Yani. Yine 5'teyiz. Şu an hala 5'teyiz. Yokuş bitti. Trafikten dolayı Ulaş ayağını gazdan geçirdi, çekti. Tabii. Dolayısıyla 60'a düştü hızımız. Ve 1200-1300 devirlerdeydi. Vuruntu olmadan yine araç topladı. Devam ediyor. Şu an çektim ayağımı gazdan. Artık dönüşe kadar gazsız seyir sağlayabiliriz. Dördüncü vitesi indirdim. Üçe indireyim. Gerçi dörtte kaldırırmış. Şurada Murat evet. Abi aracı sana teslim. Araç sahibine geçecek. İstanbul Ümraniye Montaj ve Test Merkezimizdeyiz. Suzuki'den sökülen VGT'yi Fiat Linea 1.3 dizel araca taktık. Ulaş testini bitirdi ve şimdi araç sahibi sevgili Murat direksiyona geçti. Aslında o açı daha iyi gibi sanki ama. Hı. O açı daha iyi gibi sanki. Çok yaklaşmıyor. Üç binlere geldik. Değiştir abi. 2000'deyiz. 2000'e az geçtik. Değiştir abi. Beşi de ister. Buradan daha evet şey kadran daha iyi görünüyor gibi ben alayım. Abi sana geri olur mu böyle? Yok sıkıntı yok. Şu anda gazsızız galiba. Doğrudur. Gerçi yokuş iniyoruz. Evet. Ama araba yığılma yapmadan süzülüyor. Ben bir şey dikkat ettim. O bir yerde kalkarken bağırması yoktu. O benim hoşuma gitti şu an için. Ha bağırıyordu. Yani tabii ki 1-3 olduğu için bunların birinci sıkıntılı. Kalkarken bağırdı mı? Bağırmadı. Çok ilginç oldu. Yani özellikle bir tane denemek isterim sonra. He. Yani hiç bağırmaması çok ilginç oldu benim için. Bu aracın aynısından kullanan bir dostumuz var. Aile üyesi oldu ve dostumuz sevgili Uğur. Aynı araç ve 3. viteste dahi araba debriyajla gidiyor diyor bize. 45 litre galiba bunların deposu. Eviyle iş yeri çok yakınmış. Hatta rampalar falan da var diyor. Sıkışık trafikte. Öyle olmasına rağmen VGT'siz tam depoyla 450 km yapıyorken diyor bir gün bize uğradı. Şu an 550 yaptım ve arabada çeyrek depoda mazot var dedi. Kendi ifadesiyle tabii. Ya ben buraya gelirken zaten 14'tü. Buraya gelene kadar biraz düştü.
ortalama tüketim. Ha, 14. Yani tabii ben çok kısa mesafe gidiyorum. Günde 2 km gidiyorum. Hı hı. 2 km de geliyorum. Bir de araba ısınmadan gidip geliyorum. Evet. Evet. Tamam. Pedal tepkimelerinde öncesi sonrası eşleştirebilir misin abi? Yani gaz pedalı daha önce daha mı? Ne diyeyim, anlatılmaz yaşanır mı diyeceğim ama abartmak istemiyorum. Bir garip bir duygu var ya. Ben tam söylemedim şimdi ama öbür arabamız otomatik olduğu için. Evet. Ha, evet, süper. O zaman abi senin geri bildirimin bizim için çok önemli. Çünkü aynen. Otomatikte kullanıyorken VGT, şimdi manuele geçtin. Doğrudur. VGT ile dolayısıyla her ikisi ile ilgili karşılaştırman da izleyicilerimiz için bayağı şey olacak. Evet, faydalı olacak. Ya sanki bu da otomatik gibi oldu ama. Otomatik gibi. Yani ya bazen uzun yolda fiteş değiştirmeyi unutursunuz ya. Herhalde bunu şehir içinde yapacağız. Unutacağız gibi. Aynen öyle. Ya ben şu an bir dip gaz yapmak istiyorum ama. Yap abi. İstediğin testi yap. Aradığını çünkü bulmak istiyorsun. Aynen öyle. Çek ayağını gazdan, bir bu kadar daha dokun abi. Burada radar vardı galiba. Hız koridoru galiba biraz ileride başlıyor. Valla ben bu gece yola gideceğim. Özellikle yakıtı merak ediyorum. Evet, dikkatli git. Öncelikle evet, o. Öncelikle dikkatli git. Sağ ol. Performans beklentin vardı. Doğrudur. Ya aslında bir üçten fazla bir şey beklemiyorum ama dediğim gibi o birin ağırlığını kaybetmek benim çok hoşuma gitti şu an için. Süper. Yani tam olarak deneyemedik tabii araç koklara girip de. Ama gerçekten o ilk kalkmak bile yetti bana. Çok iyi. Şu anda gaz pedalına ne kadar basıyorsun abi? Yani ben biraz fazla basıyor olabilirim ama sanki çekince aynı gidiyor. Evet. Ona tam alışamadım. Yani motordan aldığın tepki yeterli. Ondan sonra daha fazla ezmene gerek yok. Eğer ezme hissi hissediyorsan, böyle bir ihtiyaç hissediyorsan, bu sefer ayağını gazdan çekip bir daha aynı oranda, tepki aldığın oranda basarsan, bunu birkaç defa daha yaparsan, arabanın hızını da arttırmış olursun. Aynen öyle. Burada pedala yarım itmek istense, motordan aldığın ilk tepki kadar aynı oranda bas çek mantığıyla arabayı daha da hızlı götürebilirsin, daha da hızlı süratlendirebilirsin. Ama pedala daha az dokunarak yapabilirsin aynı işi. Doğrudur. Ben onu şu an hissedemiyorum, tam çözemedim. Çünkü siz kullanırken anlık tüketim daha düşüyordu. Evet. Ben 6'lardayken siz 4'lerde kullanıyordunuz. Evet, çünkü siz... Ama böyle... herhalde bir yarım saat sonra ben de alışacağım. Alışırsınız. Kesinlikle. Şimdi pedaldan tepkiyi alıyorsun. Milimetrik oranda artık böyle motoru yoklamaya başlıyorsun. Motorun sana verdiği yanıtı yoklamaya başlıyorsun. O ince noktayı bulduğun an itibariyle zaten olayı kopartıyorsun. Gazsız seyir sağlıyoruz. Doğrudur. Köprüden sonra sağa döneceğiz. Hiç değiş. Dur, 4'e mi aldın? 4'e indirdim. Yani alışkanlık demek. Artık şimdi düşme zamanı. Ben... Şu an 4'teyiz. Alıp götürüyor araba. Ve yokuş çıkıyoruz. 3 ister. Yani istediği artık. 3 ister. Ama bırakın istesin yani. Tabii canım. Yoktu yani. Üç kişiyiz. 1.3 araçla. Aynen öyle. Tatlı'dan biraz daha dik bir rampadayız. Bir yonca. Ve üçüncü vitesle
sanki işte durur kalkar gibi olduk. Doğru mu abi? Doğru. At hemen ikiye abi, hiç bekletme. Yo, ben o biri merak ettiğim için. Öyle mi? Onu tatmak isteyeyim. Yani sadece birde sıkıntı var. 2, 3, 4. Bırakın geride bile sıkıntı yok bu araçta. Evet. Birde bir sıkıntı oluyor bu araçta. Buradan soldan gireceğiz. Işıklarına. Burası tatlı bir rampa. Biri burada daha iyi test edeceğiz abi. Kesinlikle. Daha bizim o sokak içinden evet. Geçen gün test ettiğimiz şeye devam edelim. Sağ. Evet abi, VGT yeni aracına da hayırlı olsun. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin yeni aracında inşallah. Teşekkürler, çok daha iyilerini alırsın. Bunu da kapının önünde koleksiyon olarak tutarsın. İnşallah. İnşallah.